Ben 4 defa aldattım. 4. Soyun çabuk dedi kıza. Diva Bülent Ersoy'u biz her zaman yarım kalan aşklarıyla tanıdık. Ancak öyle bir aşkı vardı ki tam 15 yıl dolu dizgin devam etti. 80'li yılların henüz başındaydık. Darbe olmuş ve katı yasaklar başlamıştı. Bülent Ersoy, Zeki Müren, Serbülent Sultan gibi bas solistler yasaklar yüzünden ya yurt dışına gitmiş ya da işlerine ara vermişlerdi. Bülent Ersoy ise Almanya'da devam ediyordu hayatına. İşte bu dönemde tutkulu bir aşka kaptırdı kendini. Birol Gürkanlı ile Almanya'da bir konser sırasında tanıştı ve aşklarını hiçbir zaman gizlemediler. Onların fotoğrafları dergilerde, gazetelerde, hatta televizyonlarda bile boy boy gösteriliyordu. Bu pozlar dönemin magazin medyasının en gözde olayları olmuştu. Hatta bir röportajında şöyle demişti büyük aşkı için: "Beni mutlu eden tek erkek Birol. Onu tanıdığım için çok şanslıyım. Çünkü o beni param için değil de ben olduğum için seven, bana zevk veren biri. Ben tam bir kadınım. Ama buna yasalar izin vermediği için Birol'la resmen evlenemiyorum. Bizi evlendirecek bir ülke bulsak hemen oraya gideceğiz. Ben de her kadın gibi evlenip yuva kurmak, evimin hanımı olmak istiyorum." Ancak evliliğin önündeki tek engel bu değildi. Birol Gürkanlı Alman bir kadınla zaten evliydi. Bunun da aşılması gerekti elbette. Hatta bir de çocuğu vardı bu birlikteliğinden. Birol Bey ilerleyen yıllarda eşinden boşansa da Bülent'le evliliği hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ama Birol Bey'in oğlu Barış 12 yaşına kadar Bülent Ersoy'a anne diye hitap etti. Onun en tatlı cici annesi olmuştu. Birol Gürkanlı Bülent Ersoy'a yürekten bağlıydı. Şöyle ki 1989'da Adana'da bir konser vermekteydi Bülent Hanım. Şarkısını söylediği sırada beklenmedik bir şekilde silahlı saldırıya uğradı. O anda tüm tehlikeyi karşısına alıp Bülent Ersoy'un önünde bitivermişti Birol Gürkanlı. Bu silahlı saldırıdan sonra Bülent Ersoy maalesef tek böbreğini kaybetti ve hayatına öyle devam etti. Bülent Ersoy da en az Birol Gürkanlı kadar aşıktı. Hatta sevgilisine o günkü parayla 3 milyarlık bir koy satın aldı ve Birol Bey'e hediye etti. Bu olay magazin gazetelerinde manşet olarak verildi. Her şey yolunda gidiyordu. Ve sevenleri evlilik tarihlerini açıklamasını bekliyordu ikilinin. Ancak beklenmedik bir şekilde yollarını ayırdıklarını duyurdular. Gerçek ayrılık nedenleri olarak birçok polemik ortaya çıktı. Ama hiçbirisi doğrulanmadığı için gizli kaldı ayrılık sebepleri. Birlikte ölümsüz bir anı da bırakmışlardı. Ve Tövbekar Kadın filminde başrol oynamışlardı. Bülent Ersoy ilk evliliğini çok konuşulan Cem Adler'le yaptı. Tarihler 1998'i gösteriyordu. Aylarca bu birliktelik konuşulmuş, tüm magazin sayfaları günlerce bu haberi vermişti. Başlangıcı gibi bitişi de olaylı oldu bu aşkın. Sebebi ihanetti ve şöyle demişti Bülent Ersoy: "Her şeyi affederim ama beni aldatan bir erkeği asla affetmem." Bu sözlerin ardından evlilik tek celsede son buldu. Boşanmasının ardından Cem Adler adeta kayıplara karıştı. Televizyonlara dahi çıkmadı. Bülent Ersoy kaldığı yerden hayatını yaşamaya devam etti. Olayların sürekli konuşulması üzerine Cem Adler ve annesi bir televizyon programına çıkıp her şeyi anlattı ve şöyle dedi: "Bülent'in benim elimden tutacağını zannediyordum. Beni kız arkadaşımla bastı. Aynı gece Bülent Ersoy'la nikahlanmaya zorlandım. Çünkü bu durumdan ancak öyle kurtulabilirdim. Evlendikten sonraysa sürekli evden kaçıyordum. Bülent ise beni buluyordu. Ben o dönem herkese farklı sebepten dolayı evlendiğimi söylemiştim. Kimine para için, kimine şöhret için diyordum. Ama asıl gerçek annemin evdeki baskısıydı." Cem Adler'in annesi Fatma Hanımsa "Herkes Yanlış Biliyor" isimli programda şunları söyledi: "Bülent Ersoy ve ben bu çocuğa yaşattıklarımız için cehennemin en dibinde yer alacağız. Bülent'le o dönem çok yakındık. O dönem onunla iyi geçinmem gerekiyordu. Oğlumun yanında olmak için mutluluk pozları verdim. Ama her şey boşanmayla bitmemişti. Zaten zor bir süreçten geçilmişti." Cem Adler tüm bunların üzerine 12 Ağustos 1999'da İzmir'de ayaklarından vuruldu. Bunlar Cem Adler'in ruh sağlığını bozmuş, tam 4 yıl boyunca psikolojik destek almıştı. Bu zaman diliminden sonra yeni bir hayata başladı Cem Adler ve 2002 yılında bilet alırken tanıştığı Şehraman Hanım'la evlendi. Evlendikten sonra Almanya'ya taşındı çift ve Tijan adında bir oğulları oldu. Fakat bu mutluluk kısa sürdü ve boşanmayla sonuçlandı. Cem Adler mutluluğu aramaya ve sonunda bulmaya kararlıydı. 2013'te tanıştığı Pınar Hanımsa ona gerçek aşkı tattırmıştı. Kısa zamanda evlenen çiftin bir de kızları oldu. Şimdilerde İzmir'de yaşayan çift gerçek mutluluğu yakalamış gibi görünüyor. Fatma Adler yıllar sonra oğlu Cem'in ve Bülent Ersoy'un nasıl tanıştığını şöyle anlatmıştı: "Ben Çeşme'de gümüşçülük yapıyordum. Cem Adler 17 yaşındaydı. Bülent Ersoy mağazaya uğramış. Bir de geldim, Cem yok. Alıp restorana götürmüş. Gittim ama beni almadılar. Bana "korkma, bir şey olmaz, sohbet ediyorlar" dedi.
Ben evime döndüm. O günden sonra birlikte gezmelere başladılar. Ben çok üzüldüm. O zamanlar yanlarında olmaya mecburdum. Oğlumu kaybetmemek adına yanlarında gözüktüm hep. Bülent Ersoy bizi tehdit etti. Oğlumun yaptığı işlere engel oldu. Onun yüzünden oğlum homoseksüellikle suçlandı, iş kuramadı ve hiç sevmediği bir ülkeye, Almanya'ya gidip 4 yıl boyunca tedavi gördü. Bülent Ersoy ise buna karşı cevap olarak ben insanlar için ancak milli piyangoyum. Milli piyangoyu kaybettikten sonra böyle durumları yaratabiliyorlar. Bunlar hiçbir yerde dikiş tutturamamış, kaybetmiş insanların feryatları. Kesin ve net olarak ben insanlar için bir milli piyangoyumdur. Bir tek söz söyleyeceğim. 17 yaşındaki bir çocuk kanunlar çerçevesinde evlilik yapabilir mi? Kanunen ailesi izin vermeden evlenebilir mi? Demek ki ailesi imza vermiş de evlenmiş cemadiler. Ben tabanca zoruyla mı imza attırdım bu insanlara? Şu anda neden ağlıyorlar? Ben mafya kadın mıyım? Hadi mafyayım. Şimdi bunları söylüyorken korkmuyor mu? Aldatıldığım için ayrıldım. Ama asıl şeyleri söylemiyorum. Bana yakışmaz. İçimde tutacağım. Cümlelerini kurdu. Bülent Ersoy 2016'daysa kendisinden 38 yaş küçük olan Berk Yılmaz'la aşk yaşadığı ve onunla birlikte olduğu söylentileriyle gündeme bomba gibi düştü. İddiaları destekleyen fotoğraflar da vardı. Daha sonra araya mesafe girmiş ve uzaklaşmışlardı. Bayağı bir zaman sonra Berk Yılmaz'ın annesi Şehnaz Hanım'la Bülent Ersoy'un yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı. Anne Şehnaz Hanım, oğlu ve Bülent Ersoy'un yeniden bir arada olmasını çok istiyordu. İşte bu dönemde Şehnaz Hanım bir sürpriz yapıp Bülent Ersoy'un sahne aldığı yer olan Kavacık Aşırı Restoran'a gitti. Yanında oğlu Berk de vardı. Bu görüntüler üzerine Berk Yılmaz'la Bülent Ersoy'un yeniden barışacakları söylendi. Bülent Hanım'sa ben okuduğum kitabı bir daha okumam diyerek son noktayı koydu. Bülent Ersoy'un modacısı Semih Doğruer'le çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşması ikilinin aşk yaşadığı iddialarını ortaya atmıştı. Bülent Ersoy'un tasarımcı ve erkek arkadaşı Seviyorum Üstad yorumuyla paylaştığı fotoğrafı Semih Bey de kendi hesabından paylaştı. Divanında fotoğrafın altına aşkım, hayatım, öpücük diye yorum yazması bu iddiaları çok güçlendirdi. İkilinin birlikte yatakta çekilen samimi pozları da kafaları iyice karıştırmıştı. Ama bu ilişkinin sonunu göremedik. Sadece bir iddia olarak kaldı. Bülent Ersoy cemadilerden sonra Armağan Uzun'la tanıştı. Armağan Uzun Popstar programına yarışmacı olarak katılmıştı ve bir süre sonra aşklarını medyaya açıkladılar. Hatta Bülent Ersoy şöyle demişti. Bu yaz uzun boylu bir bey ile evleneceğim dediğinde yaptı. 2007 yılında dünya evine girdiler. Çok mutlu giden evlilikleri Armağan Uzun'un ihanetiyle son buldu. Evleneli daha 20 gün olmuştu halbuki. Boşanmadan sonra ardı ardına basın açıklamaları geldi. İlk açıklamayı ise Bülent Ersoy'un eski kayınvalidesi Nurdan Hanım yaptı ve Vatan Gazetesi'ne şöyle konuştu. Ayrılmalarını istemiyorum, oğlum da istemiyor. Ben oğluma da eşine de hak veriyorum. Çünkü Armağan evlendikleri günden beri Bülent Hanım'la birlikte olmadı. Karı koca ilişkisi yaşamadılar. Oğlum kendisini hazır hissetmiyordu. Bülent Hanım'dan sadece hoşlanıyordu. Yaşı küçük olduğu için hemen evlendi. Bize sürekli hediyeler alıyordu. En son bana pırlanta yüzük getirdi. Ayrıca İzmir'de benim üzerime bir ev satın aldı. Ve oğlumu kullandığı Mercedes'i de benim üstüme yaptı. Armağan Uzun ise şöyle demişti. Bülent Ersoy'la yarışmada tanıştım. Benden hemen etkilendi. Sana 10 puan verilmez mi diyerek ilk canlı performansımda bana 10 puan verdi. Daha sonra kim olduğunu bilmediğim biri beni telefonla aradı. Bülent Hanım senden elektrik alıyor. Sen ne düşünüyorsun diye sordu. O an çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu kişi daha sonra yine aradı. Bülent Hanım seninle birlikte olmak istiyor. İyi düşün ve kabul et. Etmezsen sen bilirsin. Yarışmadan diskalifiye olursun. Piyasadan silinirsin. O gün telefonda kilitlenip kaldım. Ama sonra görüşmeyi kabul ettim. Çünkü arkamda öyle bir güç olmasını istedim. Sonuçta bu tarz yarışmalara katılanların hiçbirinin durumu iç açıcı değil. Bana albüm sözü verdi. Hemen evlenme teklif etti. 07.07.2007 tarihinde benimle evlenmezsen bu ilişki biter dedi. Bana müzik hayatımda gelecek vaat eden biri vardı karşımda. Ya teklifini kabul edip iyi bir yere gelecek ya da bu piyasadan silinecektim. Çaresizlikten evlenme teklifini kabul ettim. Ama daha sonra çok pişman oldum. Armağan Bey uzun yıllar yalnız kaldıktan sonra 2013 yılında Duygu Hanım'la evlendi. Ve şimdilerde hayatına ve sahne çalışmalarına İzmir'de devam ediyor. Bülent Ersoy ve Cem Adler'in boşanma süreci devam ederken Bülent Ersoy'un adı Hakan Alkoç'la anılmaya başlandı. Bülent Ersoy, Hakan Alkoç'un doğum gününe katılmıştı ve aralarında yakınlaşma olduğu dedikoduları çıktı. Hakan Alkoç o dönemde Nazan Şoray'la sevgiliydi ve dönemin gazetelerinde Diva Nazan Şoray'ın sevgilisini elinden aldı haberleri çıkmıştı. İlişkinin gerçeklik derecesi nedir bilmiyorum ancak magazin gündemini bir hayli meşgul etmişti. 2003 yılında Diva'nın 18 yaşındaki Çağlar Mutaf'la ilişki yaşadığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Çağlar'ın yaşı küçük olduğu için aşklarını sakladıkları iddia edildi. Reşit olduktan sonra ise ekran karşısına çıktılar.
Ancak bu aşk çok kısa süreli oldu. 2000'li yılların ilk yarısındaysa bir konservatuvar öğrencisi olan Toprak isimli birine gönlünü verdi. Önceleri birine aşık olduğuna dair açıklamalarda bulunan Ersoy, aşık olduğu kişinin ismini uzun bir süre herkesten gizledi. Bülent Ersoy, Toprak'a ait ses kayıtlarını dinlerken kendisine hayranlık duydu ve aralarında aşk başladı. Bülent Ersoy, sevgilisi Toprak'ın klibi için yönetmen koltuğuna bile oturmuştu. Bülent Ersoy, 2005 yılında hayatını kaybeden Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'la 3 yıl ilişki yaşadığını açıkladı. Daha önce yaptığı açıklamada, "Fahrettin Bey beni iyiliğim için çok dövdü." demişti. Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan, Bülent Ersoy için, "Bülent benim cici annem ama aynı zamanda askerlik arkadaşım." ifadelerini kullanmıştı. Sacit Aslan, Bülent Ersoy'la önceden davalık olduğunu da söylemişti. Yıllar sonra Bülent Bey dediğim için beni mahkemeye verdi. Ama hakime hanımefendi askerlik arkadaşım olur deyince dava düştü şeklinde konuşmuştu.